Doğru. Aslında çok iyi bir duygu. İyi. Yani ne kadar geçe kalırsak stres o kadar artıyor. Benim hayatımdaki yani birçok dönüm noktasında büyük sınavlarda hep ilk olarak girmişimdir ve mutlu sonla bitmiştir genelde. Bu sefer de öyle biter inşallah. Kısmet. Tanıyalım sizi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Aynı üniversitenin protetik diş tedavisi ana bilim dalında doktora eğitimime devam etmekteyim. Peki, kiminle geldiniz? Arkadaşlarımla geldim. Biri meslektaşım Fatih Bey. Hoş geldiniz, Fatih Bey olmalısınız herhalde. Evet, hoş bulduk. Tanıyalım sizi lütfen. Fatih Ayçiçek, fakülte arkadaşım Mert'in. Aynı bölümde, aynı fakültede doktora diş yapıyorum. Diş hekimisiniz yani, evet, siz de. Diş hekimiyim ben de. Mert'in heyecanlanmadan başarılı olacağına inanıyorum. İyi şanslar diliyorum. Peki efendim, siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben de Dilşat Güney, Mert'in 10 yıllık arkadaşıyım. Ben de yüksek lisans öğrencisiyim, Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünde. Ben de Mert'e güveniyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Biz de Mert'e başarılar diliyoruz ve yarışmaya çok başlıyoruz. Mersi. Şartları biliyorsunuz değil mi? Biliyorum efendim. Geliyor efendim ilk soru. Her konuya aşırı sevecenlikle yaklaşanların sevgi nesi olduklarını söylenir. A. Kelebeği. B. Tırtılı. C. Civcivi. D. Kuşu. A. Kelebeği son karar. İkinci soru. Gösteri yaparken siyah silindir şapka takmalarıyla bilinen kişilerin mesleği hangisidir? A. Sihirbaz. B. Akrobat. C. Palyaço. D. Mantlok. Ya şimdi o silindir şapka birkaç meslekte var aslında ama A. Sihirbaz son karar. Palyaçoların şapkaları biraz basık, yamru yumru, eğri büğrü ve renkli oluyor. Doğru. Zaten. Evet. Siyah değil yani. Üçüncü sorudayız. 1000 lira kazandınız bu arada. Tebrik ederim. Mersi efendim. Karadenizliler hangi işle uğraşmalarıyla bilinirler? A. Kuyumculuk. B. Müteahhitlik. C. Terzilik. D. Veterinerlik. B. Müteahhitlik son kararım. Hoş bir tebessüm oluştu yüzünüzde. Karadenizli misiniz? Yok, değilim. Yani bizim sülalenin bir kolu aslında dayanıyor Karadeniz'e. Yakın zamanda bunun muhabbetini yapmıştık. Yeni bir inşaat işiyle alakalı fikirler beyan etmişti bir arkadaşımız. Karadenizli bir tanıdık bulmamız lazım diye konuşmuştuk. Onun üzerine tebessüm oldu biraz. Dördüncü soru. Kuyruklu, salon, konser, duvar. Hangi enstrümanın türleridir? A. Melodika. B. Arp. C. Bateri. D. Piyano. D. Piyano son kararım. Beşinci soru. Adam vardır ki o kadar bir şartlandırdı kendini. Sanki olimpiya yarışmaya gidiyor, bir şeye gidiyor. Sadece tavuk ve brokoli yiyor. Soran ne oluyor? Soran devam ediyor mu diyeti inan? Soran da artık rüyanda çeşit çeşit şeyler görüyor. Dinlediğiniz konuşmayı yapan kişi nerelidir? A. Türkmenistan. B. Kıbrıs. C. Azerbaycan. D. Gürcistan. Adam vardır ki o kadar bir şartlandırdı kendini. Sanki olimpiya yarışmaya gidiyor, bir şeye gidiyor. B. Kıbrıs son kararım. Altıncı sorudayız. Pamuk ambalajlarının üzerinde yazan hidrofil pamuğun hangi özelliğini ifade eder? A. Isıya dayanıklı. B. Cilde zarar vermez. C. Su emici. D.
C'de su geçirmez. Bu bir tıp adamı için herhalde kolay. C su emici son kararım. Bu yüzden böyle koyuyorsunuz tamponları dişlere. Şimdi Latinceden geliyor aslında Kenan Bey. Hani hidro zaten su, filik yani suyu seven manasında. Fobik olduğu zaman sudan kaçan, suyu sevmeyen manasında oluyor. Suyu seven materyaller sadece su tutuyor üzerinde. Böylece geldik baraj sorusuna. Hem de hiç joker kullanmadan geldik. Tahmin ediyor muydunuz böyle bir neticeyi? Ben seyirci jokerimi harcardım diye düşünüyordum açıkçası. Diğer yani özellikle 150 jokere 15 bini geçersem ondan sonrasını saklayayım diye umut ediyorum. Şahane bir şey olur eğer bu soruya da doğru cevap verirseniz jokersiz. Evet. 4 tane jokeriniz olacak, 5 de soru olacak. Bakalım. Kısmet. Önce şu soruya doğru cevap verin joker kullanmadan. Evet. Sonrasını konuşuruz. Geliyor soru. Hangisi bir bölümü Türkiye'de çekilen yabancı filmlerden biridir? A. Argo. B. The Artist. C. Bir Ayrılık. D. Düzenbaz. Açıkçası seyircinin bileceğini düşünmüyorum bu soruyu. Ama yine de bir sormak istiyorum. Peki efendim, seyircilerimize soruyorum soruyu. Hangisi bir bölümü Türkiye'de çekilen yabancı filmlerden biridir? A. Argo. B. The Artist. C. Bir Ayrılık. D. Düzenbaz. Süre 10 saniye. Arkadaşlarınızın üçü de cevap verdi. Ben kaçırmışım demek burayı. Bakalım doğru cevap verdiler ama. Oo. Neredeyse eşit 4 seçenekte. Böyle bir sonuca az rastlıyoruz. Telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki efendim arıyoruz. Telefondaki jokerler Kerem Evliyaoğlu, Arda Özdiler ve Çağlar Akdemir. Evet. Kerem Evliyaoğlu'nu arıyorum. Arıyoruz efendim Kerem Evliyaoğlu'nu. Hakkında birazcık bilgi istiyoruz bir de. Kerem Bey de meslektaşımdır kendisi. Özellikle tarih, sinema alanında ilgili bir arkadaşım. Güveniyorum yani bu konuda ona. Hadi bakalım inşallah. Çalıyor Kerem Evliyaoğlu telefonu. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Kerem Evliyaoğlu. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyiyim, sizleri sormalı Kenan Bey. Eksik olmayın efendim, ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Yarışmadayız. Mehmet Mert Özcan'la yarışıyoruz. Bir sorusu olacak Mert Özcan'ın size. Siz de doğru cevap biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız efendim? Tamam, hazırım. Kolay gelsin. Sağ olun. Hangisi bir bölümü Türkiye'de çekilen yabancı filmlerden biridir? Bir bölümü Türkiye'de çekilen yabancı film. Yabancı film. Argo, The Artist, Bir Ayrılık, Düzenbaz. Bir Ayrılık, Düzenbaz, Argo. Artist, The Artist. Bir bölümü Türkiye'de çekilen yabancı, Argo, Artist, Düzenbaz. Hiç bilmiyorum, hiçbir fikrim yok Mert ya. Teşekkür ediyorum. Hiçbir fikrim yok. Evet. 150 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki efendim. Çıkıyor. Çıkçıklar geliyor oralardan ama. Evet. İki yanlış seçenek çıktı. The Argo son karar. The Argo mu? Argo. Argo. Tek başına Argo. The öbür tarafta çünkü. Evet. Ya ben bunu kaçırdım. Evet. Şimdi anımsadım okuduğum haberi. O kadar çok konuşuldu ki. Evet, evet. Şu an anımsadım. İran'da tamamen çekemediler. Gitti yani. Evet. İran'da çekemediler evet. Filmi. Türkiye'de çektiler. Uçtu gitti Kenan Bey. Heyecandan demek ki. Bir joker eklendi sadece. Kaybettiğiniz jokerlerin yerini. Evet. Çift cevap jokeri ve devam ediyoruz 8. soruyla. Kolaydı soru. Geçebilirdiniz aslında. Evet. Geçtiğimiz günlerde hangi Avrupa ülkesinde iki mahkum psikolojik sorunlarımız var, çözer çözmez geri döneceğiz yazan bir not bırakarak kaçmıştır? A. İsveç. B. Fransa. C. İtalya. D. İspanya. Konuyu hatırlıyorum ama ülkeler şu an hiç
kafamda değil. Psikolojik sorunlarımız var. Çözer çözmez geri döneceğiz. Hani yorum yapıp fikir yürüteceğim bir soru da değil açıkçası. Çift cevap jokerimi kullanmak istiyorum. Peki efendim. Zaten riskiniz yoktu. Evet. Önce. Şimdi buraya gelirken konuşmuştuk Fatih arkadaşımla. Cevabını bilmiyorsan C işaretle diye söylemişti bana. Bilmiyorum. C İtalya diyorum. Son kararınız mı? Son kararım efendim. Fatih. Benim için de sürpriz oldu. İstatistiki bilgiyi neye borçluyuz? Yani öyle içimden geldi sabah arabada gelirken söyledim. Doğru çıktı. 30 bin lira kazandırdınız Mert'e. Artık yani bir şey yaparsınız, bir seyahat, bir yemek falan. Tabii ki canım. Peki efendim. O ilk olmanın şansı devam ediyor demek. Evet, evet. 9. soru, değer 60 bin lira sorunu. İngiliz parlamentosunda milletvekilliği yaparken sadece bir kez söz alıp rüzgardan rahatsız olduğu için pencerenin kapatılmasını istediği söylenen bilim adamı kimdir? A. Michael Faraday. B. James Watt. C. Alexander Fleming. D. Isaac Newton. Ben cevabın Michael Faraday olduğunu düşünüyorum ama cevap vermeyeceğim bu soruya. Hani emin değilim gerçekten. Çekilmek istiyorum. Artık C şeyi de yok değil mi? Yok artık. Artık yok mu? Fatih ne diyorsun? Yani o bir. O bir kere oldu. İçine doğmuştur. Son kararınız mı? Son kararım efendim. Ne diyeceksiniz? Faraday mı? Evet. Michael Faraday demiş olsaydınız. Isaac Newton. Evet, yine şanslı ad edelim sizi ve 30 bin lira uğurlayalım. Çok mersi. Güle güle kullanın, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.